Merhabalar. Bugün dereceli sistemindeki değişikliklerden ve planlardan yükleme ekranına sohbet gelmesi muhabbetinden, dönüşümlü oyun modlarından vesaire bahsediyor olacağız. Rito muhabbetlerinin bu bölümünde birkaç gönderiyi birleştireceğiz. Öncelikle Kuzey Amerika ve Kore sunucusunda bildiğiniz üzere role göre dereceli sistemi deneniyordu. Ve bu bölgelerde başarılı olması halinde buglar düzeltildikten sonra Türkiye gibi diğer tüm sunuculara açılması planlanıyordu ikinci Split'le beraber. Lakin... Oyuncular memnuniyetsiz oldukları ve sistemi çok grindy buldukları için, çok uğraşlı buldukları için ee, zor bir kararla bu sistem iptal edildi ve Türkiye'ye ya da diğer sunuculara gelmeyecek. 13 Mart tarihinde de Kuzey Amerika ve Kore sunucusunda da iptal edilecek ve normal dereceli sistemine dönülecek Yani bizi etkileyen bir şey yok aslında bu noktada. Aynı şekilde devam edeceğiz. Lakin yüksek elo'da e, bazı kişilerin e, sorun yaşadıklarını duymuşsunuzdur. Adil olmayan karşılaşmalar gördüklerini duymuşsunuzdur. Bununla ilgili küçük bir resetleme yapılıyor. Bu da şu şekilde. Ee, elmas ve üzerine etkileyen bir değişiklik olacak Ustalık ve üzerindeki Tüm oyuncular Ustalık 0'a çekilecek Siz şu an ustalık ligi ve veya Üzerindeyseniz ustalık 0 LP'ye indirilecek hesabınız Eğer elmas ligindeyseniz bir lig aşağı düşeceksiniz. Yani bir seviye aşağı düşeceksiniz. Atıyorum elmas 2 iseniz elmas 3'e düşeceksiniz. Elmas 1 iseniz elmas 2'ye düşeceksiniz. Ama bunun taban kümesi elmas 4. Yani siz elmas 4 0 lig puandaysanız şu anda bu değişiklik geldiğinde plata düşmeyeceksiniz. Elmas 4'te kalacaksınız. Alt sınır bu olarak belirlenmiş. Tekrardan özet geçiyorum. Ustalığın üzerindekiler ustalık 0'a indirilecek. Ustalık ve elmastaki o elmas 1, 2, 3, 4'tekiler de bir seviye aşağı indirilecek elmas birden ikiye e, 13 Mart tarihinde dediğim gibi Kuzey Amerika ve Kore'deki bu testler bitecek ilerleyen e, zamanlarda da yine bu Mart ayının sonlarına doğru tahmin ediyorum bu küçük resetleme yapılacak e, zor bir karardı bu geçtiğimiz haftalarda Riot Set Magic ve bir Rayter'in konuşmalarını okumuştum bu fikrin iptal edilmesine konum derecelerinin dair işte bu bilmediğimiz writer setmeceye giderek hani bir yıldır bu sistem üzerinde çalışıyorsun. Daha da uzun süredir belki. E, çok inandığın bir dereceli sisteminde Daha çok uzun süre test bile edilmeden fişini mi çekeceksin? Çocuğun gibi bir projenin tarzında yaklaşımda bulunuyor. Setmecik de diyor ki eğer oyuncular beğenmediyse yanılmışımdır. Bu kadar basit diyor ve şimdi bugün gördüğümüz üzere sistemin fişini çekiyorlar. E, bu aslında Riot'ın ne kadar oyuncu odaklı bir şirket olabildiğini gösteren trajik bir enstantane. Bence adamın bir yıldan fazla uzun süredir çalıştığı, edindiği, takımların fikir yürüttüğü, sonunda kodlarının yazıldığı sisteme gelen bir şey. Yaklaşık 2 ay test edildikten sonra oyuncuların beğenmemesi sonucunda tak diye fişi çekiliyor. Ama olmadıysa olmamıştır. Yapacak bir şey yok. Emekleri için teşekkür ediyoruz. Şimdi bildiğiniz üzere daha doğrusu belki birçoğunuzun fark ettiği üzere çerçeve sistemleri eskisi gibi çalışmıyor artık. Ee, geçtiğimiz sezonda kazandığım çerçeve neden yükleme ekranında görünmüyor? Sezonu altında bitirdim. Profilimde görünmesine rağmen yükleme ekranında görünmüyor. Çünkü artık çerçeveniz her zaman mevcut derecenizi yansıtacak. Yani altına ulaştığınızda çerçeveniz başarınızı yansıtabilmek için hemen değişecek. Bunun için de diyorlar ki mevcut ilerlemeyi göstermeyen e, eski bir sistemin, eski liginizin gösterilmesi ilerleme hissiyatını iyi karşılamıyordu. Katılıyorum ben de mesela bir sene çok League of Legends oynayamamıştım. Silver'da bırakmıştım hesabı. Gümüş çerçevem var. Sezona başlıyorum, geri döndüğüm için tak altın oldum, tak plat oldum hala orada gümüş çerçeve var. Bu ilerleme hissiyatına aykırı bir şeydi. Dolayısıyla artık e, mevcut liginizin çerçevesi her zaman görünecek ve eski başarımlarınıza da profilinizdeki banner'dan vesaire ulaşabileceksiniz. Onlar da kaybolmadılar. Oyun başlamadan önce yükleme ekranına sohbet edebileceğimiz doğru mu yoksa Dora bize yalan mı söyledi? Tabii ki de Dora size yalan söylemedi. Uzun zamandır beklenen yükleme ekranı üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Normalde bu harika özelliği yeni yükleme ekranı ile birlikte oyuna getirecektik fakat maalesef sohbet deneyiminizi olumsuz etkileyebilecek bazı sorunlarla karşılaştık. Yeni sohbet modelinde bütün oyuncuların ilk deneyiminin kusursuz olmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu özelliği dünyanın dört bir yanındaki oyunculara hazır şekilde sunmak için çok sıkı çalışıyoruz. Planlarımızla ilgili duyuruları paylaşmaya devam edeceğiz. Sabrınız için teşekkürler. Yeni yükleme sistemi geldi fakat e, sohbet kısmı olmadan geldi fark ettiğiniz üzere ve artık insanların profillerine tıklayıp puanlarına bakabiliyoruz. Bu da aslında kimin Smurf olduğunu tespit etmemize, kimin zayıf halkı olduğundan şüphelenip onun üzerine oynayıp oyunun şeklini değiştirmemize yardımcı olabiliyor. Benim hoşuma gitti atıyorum. Bakıyorsun adamın Kayl puanı 1500 K ya zaten yeni çıkmış adam. Toplam kim bilir kaç kere oynamış sadece hevesli bu adam çok tecrübeli değil. Erken oyundan üzerine oynarsak devirebiliriz tarzında stratejiler yapmayı da sağlıyor. Benim hoşuma giden bir sistem. Kale bu burada çok güçlü ya. Neyse Kayle'dan, Kale'ı boş verin şimdi. Bir şampiyon hedeflenen erken oyunu çok kötü. 16. seviyeden sonra fazla güçlü. Garip bir yaratık olmuş Kayle gerçekten. Oyunu uzatırsanız ben destek Kayle bile oynadım. Yani erken oyunda sürünüyorsun ama ileri oyunda çok güçlü. Nişancı'da da aynısı geçerli. Neyse. Bir şampiyon hedeflenenden farklı bir rolde veya koridorda oynandığı zaman yeni konumunu destekliyor musunuz? Yoksa onu hedeflenen konumuna geri döndürmeye mi çalışıyorsunuz? Güzel bir soru bence. Aslında bu durumdan duruma farklılık gösterebiliyor ve epey can sıkıcı olabiliyor. Genel olarak şampiyonun yeni konumunu desteklemeye çalışıyoruz ancak müdahale etmemizi gerektiren bazı unsurlar ortaya çıkabiliyor. Şampiyonun yeni konumu sorun çıkarıyorsa, etkileşime elverişli değilse ya da hedeflediğimiz ihtiyacı karşılamıyorsa bazen duruma el koymamız gerekebiliyor. Mesela Pike orta koridorda güçlü bir görüntü çizmeye başladığında destek rolünde oynanmasını teşvik etmek için bazı değişiklikler yapmamız gerekti. Çünkü Pyke'ın diğer şampiyonların sahip olmadığı ...özgün bir oynanış deneyimi sunmasını hedeflemiştik. Yani burada biraz da şey olarak düşünebiliriz sanırım. Suikastçı sevenler ve destek şampiyonlardan... ...hoşlanmayan insanlar için Pyke'ın görevi... ...bu boşluğu doldurmak. Sen yani suikastçı oynayan bir insan olarak... ...sana destek geldiğinde Pyke'ı çekiyorsun ve... ...güzel bir oyun tecrübesi sağlıyor bu sana. Pyke'ın buradan çıkarılması, direkt spesifik bir ihtiyacın... ...ortadan kaldırılması, o çözümün ortadan kaldırılması... ...ve boşluğun geri dönmesi anlamına geliyor. Bu yüzden... Bu tarz böyle özel tasarlanmış şampiyonlarda daha rolüne odaklanıyoruz demişler anladığım kadarıyla. Buna kıyasla Kayle'ın güncellemesine ele alırsak şampiyonun orta veya üst koridorda oynanması çok da önemli değil. Zira her iki koridorda da sunacağı oynanış deneyimleri arasında önemli bir fark yok. Fakat koridor yerine ormanda daha etkili olursa müdahale etmemiz gerekebilir. Çünkü bu erken safalarda diğer oyunculara karşı sahip olmasını hedeflediğimiz zayıflığını örtmek için kullanılabilir demişler. Eee orman olmadığı sürece istediğiniz gibi oynayın demişler ki dediğim gibi Nişancı'da da oynadık ben de de oynadım orta koridor üst koridor hepsini gördük Kale ilk 16 seviye acı çekiyor ama 16'dan sonra gerçekten korkunç yargılıyor acayip yargılıyor sanki biraz fazla yargılıyor ben bu kadar yargılanmayı hak edecek ne yaptım dedirtiyor insana ama erken oyunu gerçekten çöp ee, destekte WC iş yapıyor ama dürtmesi falan bayağı zayıf Sonsuz karanlık, mutlak karanlık. Ben de oyun moduyum. Dominion veya Yükseliş gibi eski oyun modlarını geri getirecek misiniz? Belki bir gün. Ancak bunun yakın gelecekte gerçekleşmesi maalesef pek olası görünmüyor. Ee, tı tı tı. Bu tarz dönüşümlü oyun modları çıkış dönemlerinde büyük heyecanla karşılanıyor fakat oyuna ikinci defa geldiklerinde oyuncular onlara pek ilgi göstermiyor. Bu durum mutlak karanlık gibi sınırlı şampiyon seçeneği sunan oyun modlarında daha da belirgin hale geliyor. Neden bu modları yeniden açmıyor veya özel oyunlara getirmiyorsunuz? Bu paragraf paragraf çok adil anlatmama gerek yok. Diyorlar ki, ''Kardeş biz bu oyunu sürekli yeniliyoruz, Dominion'u kenarda bırakmıştık. Biz o Dominion'ı kenarda bırakmışken yeni şampiyonlar çıktı, eşyalar çıktı, sistemler değişti, skiller değişti, hatalar çıktı, giderildi. Dominion orada yerinde saydı. Biz Dominion'u bugüne çekmeye çalışırsak bir sürü hatayla gelecek ve bu kadar şeyle uğraşmak kolay bir iş değil. O yüzden yakın zamanda düşünmüyoruz.'' diyorlar özetle. Şu anda çıkışların üzerinden uzun süre geçtikten sonra bile oyuncuların ilgisini çekecek modlara odaklanıyoruz. Mesela merkez baskını ve RUF tekrar tekrar oynamak isteyeceğinizi düşündüğümüz modlar arasında. Bu da şimdilik diğer dönüşümlü oyun modlarına biraz ara vereceğimiz anlamına geliyor. Tabi hoşunuza gideceğini umduğumuz bazı şeyler üzerindeki çalışmalarımız da sürüyor. Merkez baskını ve RUF dışında böyle özgün güzel yeni bir mod görmek beni mutlu ederdi şahsen. Belki görürüz böyle bir şey. Ayrıca merkez baskını akar ben URF'u bir türlü sevemedim ya. B bir kere oynadım ben URF geldiğinde de çok boş kaos gibi geliyor bana bilmiyorum. Yani kafa dağıtmak için merkez baskını en hem gerçek oyuna yakın bir tecrübe hem yeterince tatlı bir tecrübe. İçinde falan da URF var. Böyle güzel geliyor bana. Runeterra'da ne tür metal alışımları bulunuyor? Garen'in kılıcı Petris'ten mi? Peki ya Darius'un baltası. Runeterra'da pek çok farklı metal ve metal ustalığı geleneği var. Altın, gümüş, demir, kurşun ve bakırın yanı sıra gerçek dünyada var olmayan bazı diğer metallerin Runeterra'da bulunduğunu biliyoruz. Bulabileceğiniz en kaliteli çeliğe kaya tuzu katmak muhtemelen zayıf bir çelik elde etmenizle sonuçlanacaktır. Yine de büyük şehrin silah ustalarının petristi bazı şeyler için kullandığı kesin. Ayrıca Demasya çeliğinin büyüye karşı bir miktar direnç sağladığı da iddia ediliyor. Belki bir gün bunun arkasındaki gerçeği öğreniriz. Demasya ile ilgili kitap çıkacak ya şimdi ilk defa kitap satacak Riot Games bu sene öyle demişlerdi. Orada öğreniriz belki de Demasya kitabını bayağı heyecanla bekliyorum ben. Darius'un baltasıyla son derece tehlikeli ve uzun yıllar boyunca savaş alanlarında bol göstermiş bir Noxus silahı. Baltasıyla değil, baltasıysa özür dilerim. Hatta Darius, Trifaria Lejyonu'nun kullandığı zırh ve silahların demir diş dağlarındaki demir kovuktan çıkan metalden yapılması gerektiğini vurguluyor. Çünkü bunun imparatorluktaki en iyi metal olduğuna inanıyor. Açıkçası bu konuda bir bildiği vardır diye düşünüyorum. Koskoca Darius bence de bilgi vardır. Demir diş dağlarındaki demir kovuk. Acaba ne çıkıyor buradan? Demir falan çıkıyor herhalde. <laughs> Baya düz bir isimlendirme olmuş. Awakening videosunda Kemal'in göz renginin sarıdan maviye döndüğünü görüyoruz. Bunun arkasında nasıl bir anlam yatıyor? Ayrıca videoda gerçekleşen olaylar hikayenin bir parçası mı? Bu kısmı zaten hepiniz görmüştünüz trailerda. Yorumlarda çok gördüm bunu. Abi Camel'in gözü değişiyor. Pasifik oymuşlar. Helal olsun diye böyle. Ee, Pasifi Pasifine ilgili bir gönderme dolayısıyla Camel'in pasifiyle alakalı bir durum. Hikaye kısmını atlamak istiyorum ben. Çünkü orada mesela Riven'ın esir olduğunu görmüştük ama Riven Ionia'da özgürdü en son. İşte Sion'un saldırdığını gördük. Kenan'ın yardımına geldiğini gördük. Ne oldu ne bitiyor derken. Videonun hikayeye dahil olup olmadığına gelirsek. Bunlar kesinlikle Runeterra'da gerçekleşen olaylar. Şampiyonların hikayelerinde henüz bu noktalara ulaşmadık. Ama bu hem bu yıl hem de önümüzdeki yıl pek çok yeni içeriği sizinle paylaşacağız. Yani hikayede henüz bu noktaya ulaşmadık ama Riven tutuklanacak. Aklınızda olsun. Riven, Noxus'lar Riven'ı gelip alacaklar tarzında bir yaklaşım olmuş. Bu biraz garibime gitti. Ama hikayenin ilerleyecek olduğunu bilmek güzel. League of Legends hikayesi hani hep yeni bir şampiyon çıktığında eski bir şampiyonun hikayesi ilerleyebiliyor. Ee, ya da işte böyle rework falan atıyorum Gangplank yıllar boyunca Water'un lideri korsan olurken sonra rework vakti geldiğinde herkesin hikayesini ilerletmek amacıyla işte o Bilgewater'ın etrafındaki herkesle ilgili bir olay oluyor. İşte Miss Fortune, Twisted Fate ve Graves'i çağırıyor. Onlar birbirlerine düşüyorlar. Sonra barışıyorlar. Aralarındaki olayın yanlışlığını anlıyorlar. Yok Gangplank'in gemisi patlatılıyor. Gangplank Gangplank patlıyor. Misfortune, Bilgewater'ı ele geçirmeye çalışıyor, Misfortune Bilgewater'ı Karasis'ten kurtarmaya çalışırken Aloy gelip orayı kurtarıyor, Aloy o şekilde ortaya çıkıyor falan hani Hikaye, checkpointler şeklinde ilerliyor bildiğiniz üzere. Tamam, Gangplank'e rework atıyoruz, Gangplank ve çevresinin hikayesi devam edebilir. Hop böyle ittiriyorlar ama Genel olarak baktığımızda Static Riven, çağlardır sürgün, anca ile birlikte işte Eee, onun hikayesinde düzenlemeler yapılmıştı, yenilikler yapılmıştı. Riven'ın kılıcının Yasuo'nun ustasını öldürdüğünü öğrendik ama bunun Riven'ın yapmadığını öğrendik. Riven ustaya götürüyor, ya böyle belalı bir kılıç var, kırık bir, kırık değil o zamanlar, böyle bir kılıç var, bunu bana Noxus'lular verdi. Noxus'lular şerefsiz Adi'nin önde gideni, ben bu kılıçta adam öldürdüm, lanet olsun böyle kılıca, kimse kullanmasın bunu, bunu yok eder misin benim için diye Yasuo'nun ustasına götürüyor savaşta. Ve Yasuo'nun ustası bu kılıcı yok etmeye çalışırken kılıç tarafından öldürülüyor orada, bir büyü patlaması ile beraber çatınk diye gidiyor adamcağız. İşte işte orada Yasuo'nun üzerine kalıyor suç falan. Hani bu şekilde böyle böyle ilerlemeler yapılıyor hikayede. Siz demek istediğim şeyi anladınız. Zaten bu gönderinin sonuna geldik. Ben size izlediğiniz için teşekkür ettim. Diğer kanalım Doran'ın Dünyası'nı sizlere umuyorum hatırlattım. O kanalı gerçekten beğeneceğinizi iddia ediyorum. Ayrıca Salı ve Çarşamba hariç 19.00'da canlı yayınlarımızın fb.gg slash yani Facebook. Stratara'da olduğunu da hatırlatmış olayım. Sabrınız dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım sizler için güzel, faydalı, hoş bir dinleti olmuştur. Kendinize iyi bakın. Ben bu kapanış cümlesini daha fazla uzatmadan gideyim artık. Bay bay.